Fatih ve Şeyh Vefa. Fatih Sultan Mehmet, mürşidi Akşemseddin'den ayrı, İstanbul'da geçirdiği günlerde Şeyh Vefa'ya fazla ilgi göstermiş. Yalnızlığına onda deva aramış. Fakat ikisi arasında geçen çok ince bir hesapla bu ilgisine Şeyh Vefa tarafından bir cevap bulamamıştı. İnce bir hesap dedim. Böyle bir hesap ancak söz konusu olan o iki insan tarafından anlaşılabilir. Dışarıdan seyirci olan bizlere işin tartışması düşer. Bir rivayete göre Sultan Fatih tam 3 defa Şeyh Vefa'yı makamında ziyarete gitmiş. Fakat üçünde kendisini görmeden, göremeden dönmüştür. Sultan Fatih Şeyh Vefa'nın tekkesi önündeki demir kapıya gelmiş fakat kapıyı kilitli bulmuştur. Bahçede ne bir kul ne bir can. Hükümdar arif bir kişiydi. Bunun ne demek olduğunu anladı. Rengi kül gibi solmuştu. Bu yapılan ona hükümdar olarak değil, insan olarak dokunuyordu. O yaralıydı. Dinlenecek, dertlerini dökecek bir makam, sığınacak bir yer arıyordu. Sultan Fatih gibi Şeyh Vefa da bu dönüşleri solgun bir yüzle bekler, indirilmiş hücre pencerelerinin demirlerine başını dayar, mahzun, mükedder, hünkâr alayının evi önünden uzaklaşmasını dinlerdi. Bir gündü. Cesareti ve nazı geçer dervişlerden biri, "Şeyhim," dedi. "Madem ki hünkârı görmek dilemezsin, neden gelişinden rengin sararır, mahzun mu olursun? Madem hünkârı seversin, neden görmek dilemezsin?" Şeyh Vefa derin bir düşünceden sonra konuşmaya karar verdi. "Benim ona meylim ve onun bana ihtiyacı o derece fazladır ki, bir defa birbirimizi gördükten sonra o benden ayrılmak istemeyecek, ben onu bırakmayacağım. Halbuki o saltanatı yürütmekle yükümlü. Biz de dünya düzenini korumaya mecburuz. Bizim birbirimizi görmemizin bir sakıncası daha var. Hünkâr gelecek, ziyade şevkinden ihsanlarda, atiyelerde bulunacak. Biz bunları kendi adımıza kabul etmeyeceğiz. Sizlerin adına da reddetmeyeceğiz. Böylece ihvanımla benim arama ister istemez dünya girecek. Şimdi anladın mı? Gönlüm onu görmek diler. Görevim ona kapılarını kapar. Beni mahzun eden, benzimi sarartan işte budur." Şeyh Vefa bu tavrıyla koca hükümdarı ne daraltmış ne gücendirmiştir. Darılıp öfkelenmediğini anlamak için şu kadarını söylemek yeter ki, Fatih ve oğlu Bayezid, Şeyh Vefa adına İstanbul'da bir cami, bir medrese, halvethane, türbe yaptırmışlar. Ona olan bağlılık ve saygılarını böylece ifade etmişlerdir. Evet. Ve felaket getiren zenginlik. Medine Müslümanlarından Salebe'nin mala, mülke karşı aşırı derece hırsı vardı. Zengin olmak istiyordu. Hem de mutlaka zengin olmak. Hatta benliğini saran bu şiddetli zengin olma arzusu nihayet onu Resulullah'tan dua istemeye kadar sevk etti. Bir gün huzuru peygamberiye çıkarak, "Ya Resulallah, Allah'a dua et de zengin olayım," dedi. Allah'ın Resulü Salebe'nin bu isteğine şöyle cevap verdi: "Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır." Bu söz Salebe'ye kafi gelmişti. Bir müddet bu ikazın manası üzerinde düşünerek benliğini saran zengin olmak arzusundan birazcık olsun kurtuldu. Fakat hırs onun yakasını bir türlü bırakmıyordu. Zamanla ihtirası yeniden depreştiği için tekrar müracaat etti. "Ya Resulallah, dua et de zengin olayım," dedi. Bu sefer biraz daha açık ve ağır konuşan Resul-i Ekrem, "Ben senin için kafi bir örnek değil miyim?" dedi. Ve ilave etti: "Allah'a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan gelip akıp geleceklerdi. Fakat ben istemedim. Allah'a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp geleceklerdi. Fakat ben
istemedim. Elinde bu kadar ilahi kudret bulunmasına rağmen Resulullah'ın evinde hafsatla haftalarca çorba pişmediği, ekseri günleri oruçlu bulundukları, çoğu zaman iftar sofraları birkaç hurma tanesi ile bir arpa ekmeğinden ibaret olduğu herkesin bildiği bir hakikattı. Salebe bunları düşünerek bir müddet daha isteğinden vazgeçti. Zaman zaman zengin olursam fakir fukaraya iyi yardım ederim, daha çok sevap kazanırım diye hayal kuruyor ve Resulullah'a üçüncü olarak bir müracaat daha yapmayı düşünüyordu. Nihayet müracaatını yaptı da hem de söz vererek dedi ki, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer beni zengin ederse fakir fukarayı koruyacak, her hak sahibine hakkını vereceğim. Salebenin bu kadar ısrarına karşı dayanamayan Resulullah, ya Rabbi, Salebe'yi istediği mala kavuştur diye dua etti. Bu dua üzerine koyun olarak sürü otlatmaya başlayan Salebe, daha evvel bütün namazlarını Resulullah'ın cemaati olarak kıldığı için kendisine cami kuşu adı verildiği halde bu sefer sadece öğle ve ikindiyi mescitte kılabiliyor. Diğer namazlarını koyunların ardında, bazen de kazaen ifa edebiliyordu. Kısa zamanda çoğalan, bereketlenen koyunlar Medine yakınlarına sığmaz oldular. Uzak çöllere, sulak yaylalara gitmek zarureti ile karşılaşan Salebe artık öğle ve ikindi namazlarına da gelemiyor, sadece cumaları mescitte görülüyordu. Nihayet çöldeki meşgalesi ona cuma namazlarını da unutturdu. Arada sırada bir sürü ile uğradığı yolların üstünde rastladığı yolculardan ne var ne yok diye haber soruyor. Sonra da koyunların ardından ıssız çöllere doğru tekrar dalıp gidiyordu. Artık umumi meselelerle alakası kesilmiş, sadece şahsını ve şahsi işlerini düşünüyor. Koyunlarını nerede daha iyi otlatabileceğinden başka bir şey hatırına gelmiyordu. Bir gün Resulullah'ın Salebe görünmüyor, nerededir diye sorması üzerine koyun aldı, sinek kurtları kadar çoğaldı. Buralara sığmaz olduğundan şimdi çöllerde sürüsünün ardında dolaşıyor dediler. Resulullah, Salebe'ye yazık oldu, yazık buyurdu. İşte bu sırada zekat ve sadaka ayeti nazil olarak mali durumu düzgün olan Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri emredildi. Bu ayet-i kerimenin emrine büyük bir istekle uyan Müslümanlar mallarının bir kısmını geçim sıkıntısı içinde yaşayan kardeşlerine seve seve verirken Salebe, bu sizin yaptığınız düpedüz haraççılıktır diyerek zekat toplayan memurları boş çevirdi. Haberi duyan Resulullah üzülerek yazık oldu Salebe'ye sözünü tekrarladı. Salebe'nin evvela zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim diye yemin edip sonra da bu kadar değişik tavır göstermesi üzerine Berae suresindeki şu ayet-i kerime nazil oldu. Münafıklardan bazıları da mal, mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha fazla bağlanıp fakir fukaraya daha çok yardım edeceklerine dair söz verdiler. Ne zaman ki Allah onlara bu isteklerini ihsan eder, zengin olurlar. O zaman Allah'a verdikleri sözü unuturlar. Cahillik edip fukaranın hakkını vermezler. Bu ayet-i kerime Salebe'nin münafıklar sınıfına düştüğünü bildirmesi üzerine akrabalarından biri şiddetli teessüre kapılarak gidip Salebe'ye durumu haber verdi. Ve fukaranın hakkını vererek kendisini münafıklıktan hemen kurtarmasını istedi. Bunun üzerine Salebe, Resulullah aleyhissalatü vesselama müracaat ederek fukaranın hakkını getirdiğini söylediyse de Resulullah üzüntülü bir eda ile, senin verdiklerini alamam artık Salebe. Allah Celle ve Ala men etti, haydi git diye mukabelede bulundu.
Resulullah'ın ahirete teşrifinden sonra Hazreti Ebu Bekir'e müracaat eden salebe sırasıyla Hazreti Ömer ve Osman'a radıyallahu anhuma da müracaat etti de Resulullah'ın almadığını biz nasıl kabul ederiz diye hepsinin reddiyle karşılaştı. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında vefat ederken salebenin kulaklarına şu sözler geliyordu. Ya salebe, şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü ifa edemediğin çok maldan hayırlıdır. Evet. Ve buruk tanışma. İkinci Murat ilim meclislerinin yabancısı değildir. Molla Yegan, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi büyüklerden çok şey kapar. Hani altının değerini sarraf bilir derler ya. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kırata vurulamayacak elmas olduğunu konuşmanın başında anlar. Hele tasavvufa dair sorduğu suallere aldığı şaşırtıcı cevaplar onu bu veliye daha çok bağlar. Evet, hadise tatsız başlar ama tatlı biter. İşte sohbetin şekerleştiği demlerden birinde ah efendim der. Şu İstanbul'u fethetmeyi çok isterdim lakin bilmem nasip olur mu bize? Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır, tefekküre dalar. Hayır sultanım der. Bunu ne sen görürsün ne de ben. Sonra ayağa kalkar. Bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi, Fatih'i işaret eder. Ama buyururlar. Şu beşikte yatan yiğit ile bizim köse Ahşemseddin'e öyle derler. Görse gerek. Ve 1,5 mürit. Hacı Bayram Veli padişahın ısrarına rağmen dergahına döner. Sultan ilk günün esikliğiyle bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak bir zaman sonra Ankara'nın mali dengesi bozulur. Zira tahsildar hangi kapıyı çalsa muhatapları biz Hacı Bayram Veli Hazretlerine intisaplıyız derler. Bu sahte müritlerden Hacı Bayram Hazretleri de bizardır. Nitekim Kanlıgöl mevkiine büyüyecek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübarek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak. Vardır, ey benim sadık dervişlerim diye haykırır. Şimdi sizleri kurban etsem gerek. Haydi sıraya dizilin, girin çadıra. Ortalık bir anda boşalır. Sadece biri kadın, iki aşık kalır. Takdire şayan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. Hacı Bayram Hazretleri memurlara döner. Bu ikisini yazın der. Başka talebem yok. Gerisi vergilerini de öderler, askere de giderler. Ve Hatem-i Tayi. Hatem-i Tayi'ye sormuşlar. Cihanda kendinden daha gönlü büyük birisini gördün mü? Hatem şöyle cevap vermiş. Bir gün 40 deve kestirmiş, Arap boylarını ziyafete davet etmiştim. Çölün bir tarafına gezmeye gittik. Baktım bir adam dikenleri kırmış bir yığın yapmış. Yanına gittim. Arkadaş, niçin Hatemi'nin ziyafetine gitmiyorsun? Bütün halk onun sofrasında toplanmış dedim. Oduncu başını işinden kaldırmadan, her kim kendi elinin emeğiyle yerse Hatem-i Tayi'nin minnetini çekmez dedi. İşte ben onu himmet ve şerefini koruma hususunda kendimden daha yüksek gördüm. Hatem-i Tayi'den daha cömert. Cömertliği meşhur Hatem-i Tayi'ye, senden daha cömert bir kimse var mı acaba diye sordular. O, evet var dedi. Ve başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı. Bir gün, bir seferim zamanında bir gence misafir olmuştum. Genç fakir bir kimse olmasına rağmen bana bir koyun kesip hazırlattı. Önüme koyunun böbreği geldiğinde ben koyunun böbreklerini çok severdi dedim. Bir ara ev sahibi genç ortalıktan kayboldu. Biraz sonra baktım ki varı yoğu olan 7 koyununun 7'sini de kesmiş, böbreklerini hazırlamış önüme getirdi. Ben şaşkınlık içerisinde kalmıştım. Çünkü biliyordum ki genç fakir bir kimseydi. Niçin benim için varın yoğun olan 7 koyunu kestin? Ben sana öyle yap demedim.
Sadece koyun böbreğini sevdiğimi söyledim. Dediğimde bana şu karşılığı verdi. Bana Allah'ın misafiri gelmiş. Hiç onun sevdiği bir şey ikram etmez miyim dedi. Gencin bu misafirperverliğine hayran kalmıştım. Gözlerim yaşardı diye anlattı. Hatem-i Taayyi onun iyiliğine karşı sen ne yaptın diye sordular. O derhal 300 deve 500 koyun gönderdim deyince demek ki sen ondan daha cömertmişsin dediler. Hatem-i Taayyi hayır. O benden cömert. Çünkü o bana nesi varsa ikram etti. Bense ona sadece malımın bir cüzünü gönderdim dedi. İnsanlığa hizmet edenlere hürmet ve riayet. Vakitlerini ve servetlerini insanlığa hizmet etmek için harcayanlara Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel bir saygı gösterirdi. Beni Ta'i kabilesi Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı açtığı harpte mağlup olmuş ve kuvvetlerinden bir kısmı esir düşmüştü. Esirler arasında cömertliği Arapçada darb-ı mesel atasözü hükmüne girmiş bulunan Hatem-i Ta'i'nin kızı da vardı. Hatem'in kızı kendi nesebini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok hürmet gösterdi ve onun rica ve araya girmesi üzerine tecavüzkarlığından ötürü Ta'i kabilesine kesilen bütün cezaları affetti. Hatem-i Ta'i o kadar cömertti ki Arapçada deyimlere konu olmuştu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterinin birçok cepheleri vardır. Ve bunları bu kadarlık bir çalışma içinde layık-ı veçiyle açıklama imkan yoktur. İşte cömertliğiyle meşhur. Hatem-i Ta'i'nin oğlu Adi İbni Hatim Hristiyan idi. Babası Allah Resulü'nün getirdiği hidayetle tanışamamıştı. O gelip Efendimiz'e hayatı seniyelerinin sonunda teslim olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvet nişaneleri görmüştü. Bunlar Ceziretül Arap'ta umumi güvenin teessüs edeceği, Müslümanların çok zenginleşeceği türden haberlerdi. Ve Adi radıyallahu anh'ın itirafıyla hepsi de gerçekleşmişti. Tay kabilesi puthanesinin yıktırılması. Tay kabilesi fevkalade, cömertliği dillere destan olan meşhur Hatem-i Ta'i'nin kabilesiydi. Yemen'de otururlardı. Hicretin 8. senesinde Arabistan'ın her tarafı putlardan temizlenip puthaneler yıktırılırken bu kabilenin puthaneleri henüz duruyor ve Fels adındaki putları da yıktırılmamış bulunuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hicretin bu 9. yılı Rebi'ul Ahir ayında Hazreti Ali, Ensar'ın ile ileri gelenlerinden 150 kişilik bir kuvvetle Fülüs'ü yıkmaya gönderdi. Hazreti Ali, emrindeki mücahitlerle Tay kabilesi yurduna vardı. Tay oğulları mücahitlere karşı koydular. Çarpışma meydana geldi. Düşman birçok kayıp verdi. Müslümanlar çarpışmadan galip çıktılar ve birçok esirle bol miktarda ganimet malları elde ettiler. Bu arada Tay oğulları puthanesi de bir daha onarılmayacak bir şekilde mücahitler tarafından yıkıldı. Putları Fülüs ise parçalanarak yıkıldı. Kabile reisi Adi bin Hatem henüz Hazreti Ali gelmeden durumu haber almış ve Suriye tarafına kaçmıştı. Bu sebeple de ele geçirilememişti. Ancak esirler arasında Hatem-i Ta'i'nin Seffane adındaki kızı vardı.